Efendim haftanın son yayın günü ve bugün gerçekten başta da söyledim. Her şeyi bir tarafa bırakıp biraz artık şu siyaseti de adaylar şunlar bunlar. Türkiye'de çok önemli bir facia oldu. Ve ne yazık ki bu işin İzmir bakın teşekkür ediyorum. Bu duyarlılıkta olan insanlarla gerçekten gurur duyuyorum ben. O insanlarla bir yerde olmaktan gurur duyuyorum. Bana hemen uyarıda bulunuyorsunuz. FM Çukuru, Bergama hatırlatmaları yapıyorsunuz. Ama yayında da söyledim. Ben GDO'yu ondan öğrendim. Ben açık söyleyeyim. Toprak, hava hassasiyetini ondan öğrendim. Yani böyle deli bozuk bir televizyoncuyken ortalığı birbirini yıkarken bir gün tanıştım. Sevgili hocam beni oturttu. Bak dedi GDO bu, GDO bu. Bu buna dikkat, buna dikkat. Ve hocam bugün benim konuğum. Tabii arada milletvekilliği yaptı. Çok güzel belediye başkanlığı yaptı. Bugün tekrar öğrencilerine döndü. Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır. Şeref verdiniz hocam. Ne demek o şeref bize ait? Hatırlıyor musunuz o günleri? Hatırlamaz. Yani kimseden ses çıkmıyordu. Siz bana bilgi veriyordunuz. Ben ertesi sabah ortalığı. Evet. Ama bugün bu faciayı konuşacağız ama şimdi arkadaşlarım evet, uyardı beni. Evet. Dün CHP'nin tanıtım toplantısındaymışsınız. Ben sadece sizi dinlemek istiyorum. Çünkü size sormak istediğim başka konular var. Evet. Nasıldı dünkü hava? Deneyimlisiniz. O partinin genel sekreterliğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yaptınız. Milletvekilliğini yaptınız. Belediye başkanlığını yaptınız. Hatta biz beklerken İkinci defa mı öyle aday gösterilmediniz o günleri de hatırlıyorum. Yani farklı tartışmaları da yaşadınız. Evet, evet. Ben sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Yani bir miktar bize bahsedin dünkü salonu. Tabii ki sevgili Hasan Tahsin. Bu arada az önce ben yayına girmeden önce oturduğum odada televizyondan izledim. Saçlar da biraz ağırmış. Yani yıllar geçmiş. O boşuna demiyorum. Yıllar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz size, sevgili Hasan Tahsin dostuma, zatenize ve bu yayın organının son mühür bütün çalışanlarına iyi bir gün diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Şimdi dünkü aday tanıtımı aslında bir sürecin miladıydı. Bundan sonra seçim süreci var. Bu aday tanıtımına kadar geçen süreçte tabii ki partimizin içerisinde doğrular, yanlışlar, tartışmalar, eleştiriler her şeyi yaşadık doğal olarak. Ben genel olarak şöyle bakıyorum aslında benim penceremden. Yani ülkenin yönetimine genel işte merkezi yönetimin şekillenmesinde, merkezi yönetimin çalışmaları, faaliyetleri, bütçesi, bunun değerlendirilmesinde ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel her alanda gelişmesileri girebilmesi için aday dediğimiz milletvekillerinin belirlenmesinde arzumuz, dileğimiz her milletvekilinin doğal olarak kendi seçim çevresinde ön seçim dediğimiz sonucuna da biliyorsun ön seçim adayın hakim huzurunda ilçe seçim kurulunun nezdinde yapılan bir seçimdir ve ortaya çıkan aday mutlak kabul edilmek zorundadır. Çünkü parti bunu peşinen Yüksek Seçim Kurulu'na bildiriyor. Ben diyor ön seçim yapacağım. Dileğimiz ön bir seçim. De eğilim yoklaması diye bir şey çıkıyor. Aday yoklaması aday dediğimiz eğilim yoklaması, temayül yoklaması değişik isimlerle ifade ediliyor. O partinin kendi yaptığı bir sandık ve seçim ortamı, imkanı. Oradan çıkan adaylar örgüt acaba ne düşünüyor? Parti teşkilatı ne düşünüyor? Üyeler ne diyor? Bunu öğrenmek ve bunun sonucunu da peşinen belki kabul. Kimi parti bunun sonucunu peşinen ben bırakalım. Kimi parti sonuçları hiç açıklamıyor. Alıyor torbaları götürüyor. Ben genel merkezde açacağım bu torbaları diyor.
değişik yöntemleri, yolları var. Veya bütün üyelerin değil de belli ön seçim delegelerinin belirlediği. Onların hepsi siz aday yoklaması. Daha verilmiş size. Aday yoklaması. Yani bütün üyelerin katıldığı bir ön bence seçim. Bence tabii ki bütün üyelerin katıldığı olmalı. Ön seçim esas olmalı. Yani. Oradaki tartışma eğer ki işte üye profili, üye demografisi, üyelerin durumu yenilenmesi lazım. Bu üyelerden sağlıklı sonuç çıkmaz gibi bir yaklaşımı asla kabul etmiyorum. Eğer onu kabul ediyor olsam ben ön seçimde milletvekili oldum. Kendimi inkar etmiş olurum. Tabii. Yani ön seçim tabii. Doğru insan, doğru aday belirlemiyor dersem o zaman beni de doğru belirlememiş anlamını taşır. Olabilir, o da doğrudur belki. Ben de doğru belirlemiş olabilirim. Ama ön seçim, tabii sevgili Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımız, partimizin değişim adı altında partimizde görev talep eden arkadaşlarımız bu süreçte yaşadığımız, geride bıraktığımız genel seçimden sonuçlarına olan öfkeden kaynaklanan bir talebin sonucunda, bu halkın nezdinde, sokaktaki talebin sonucunda göreve getirildiler. Ben çok sağlıklı bir süreç işlediğini düşünmüyorum. Bu sürecin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel kardeşimizi yakından uzun yıllardır tanıyorum. Çok kapasiteli, çok nitelikli, gerçekten çok inanılmaz bir hafızaya sahip, parti örgüt hafızasına sahip ve bunu da dile getirme kapasitesine, kabiliyetine sahip. Hazır cevap ve çok hızlı bir şekilde idrak edip bunu sözle ifade edebilen bir arkadaşımız. Genel Başkanımız olarak partimizin, örgütlerimizin takdirini saygı duyuyoruz. Başımızı önümüze eğiyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu değişim, dönüşüm parti içi demokrasiyi getireceğiz düşüncesiyle geldiği için, beklentisiyle geldiği için partimizde, örgütlerimizde, bütün partilerimizde inanılmaz bir yüksek, büyümüş bir ön seçim ve demokrasi beklentisi oluştu. Bunu göremeyince parti örgütlerinde bir moral motivasyon eksikliği, hayal kırıklığı ve üzüntü yaşandı. Bunu yaşadık. Tabii demin az önce söylediğim gibi bu bir milat, dünkü toplantı. Aday artık bundan sonra aday tartışması değil, adayın seçilmesi konusunda ciddi bir çaba gerektiriyor. Eğer partiliysek bunu yapmamız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu altına özellikle çizmek istiyorum. İki konu var sevgili. Hemen bitireceğim. Buyurun. Çevre konusuna da girelim. Az önce söylediğim gibi milletvekili seçimlerinin hadi ön seçim değil de merkez yoklaması dediğimiz genel merkez yönetiminin, parti yönetiminin, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere MYK ve parti meclisi, karar organı olan parti meclisinin her halükarda parti meclisi karar veriyor ama parti meclisinin seçim veya temayül yoklaması, ön seçim veya temayül yoklaması yapmadan aday belirlemesine merkez yoklaması diyoruz. Bu yöntemle milletvekillerinde belirli milletvekillerinin, belirli sayıda milletvekillerinin, kontenjan diyebilirsiniz veya o sayıyı arttırabilirsiniz. Yasadan gelen kontenjandan bahsediyorum. O da %5. Kabul edilebilir Ankara'da. Çünkü bunlar ülke yönetimine talip milletvekilleri. Ama yerelin kendi, yani bırakın parti içi demokrasiyi, ülkede yönetimde demokrasi anlayışının gereği yerelin kendini yönetecek yerel toplulukların kendini yönetecek kişileri, bireyleri tercih etmesi, belirlemesi, seçmesi daha sağlıklı bir süreç olur diye düşünüyorum. Burada bir tartışma ve sıkıntı süreci yaşandı. Üzüldük tabii ki. Bu öngörünüz var mı? Benim biraz kafam karıştı. Yani hocam siz de yani bu konuyu da biraz noktalamak adına son bir şey sormak istiyorum size. Yani düşünüyorum, hafızamı yokluyorum. İyi kötü 94 yılından beri ben İzmir'deki yerel seçimlerde
o seçimler öncesi işte kulislerdi, aday çalışmalarıydı. Hep böyle takip etmiş, yazmış, çizmiş, konuşmuş bir gazeteci. Gayet iyi biliyorum. Bizim evet. Ekibimiz de vardı hatırlarsınız. Sevgili Süleyman Gencel, Macit Sefiloğlu, Serdar falan. Sevgili Süleyman'a da selam gönderelim buradan. O da maalesef da yani bugün cuma, iki hafta oldu. Oldu, hala içeri. Tutukludur. Yani. İşte demokrasiyi aslında ne zaman doğru dürüst konuşacağız o belli değil ama ben bu dönem çok kaygılıyım. Yani asla şeyden değil yalnız. Yani o niye aday oldu falanca o aday değil. Sizin dediğiniz gibi sistemde. Ve bunu gerçekten dikkatlerini çekmek için söylüyorum. Yani bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmeni üzerinde çok ciddi bir şekilde sandığa götürme çalışması yapması gerekiyor. Evet, evet. Bakın şuraya bile gelen mesajlarda hani insanlar... Yani ben çünkü sandığa gitmezsem konuşma hakkım kalmaz. Hep böyle bakarım. Ben sandığa gideceğim, tercihimi belirteceğim. Belirttiğim için de konuşma, eleştirme, takdir etme hakkım olacak. Ama gitmeden dahil olamam. Böyle bir tehlike siz görüyor musunuz açıkçası? O her zaman var. Şöyle, ben onu vücut bedenle aslında karşılaştırıyorum. İlginç gelebilir. Bir tanesi şu, birisi vücudun, bedenin bağışıklık sistemi. Bir diğeri de doku uyuşması. Doku uyuşması. Bedene siz kabul edemeyeceği bir dokuyu bedene zorla adapte etmeye çalışırsanız, eğer doku uyuşmazlığı varsa beden o dokuyu kabul etmez, reddeder. Bizim adaylarımızın da İzmir için söylemiyorum, genel olarak veya partimiz de değil, genel olarak yerel seçimler, belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için söylüyorum. Adaylaşan kişilerin o yerelde halkın dokusuyla uyuşan ve onlarla aynı frekansta buluşan bireyler olması seçimde mutlak şeyi, zaferi ve çok yüksek oranda başarıyı da getirecektir. Doğru. Buradaki doku uyuşması esas önemli. Bundan sonra adaylarımızın o dokusunun uyuşması için mücadele etmek hepimizin görevi diyorum. Bir diğeri de bağışıklık sistemi. Bu geçen bir toplantıda da bunu özellikle altını çizerek vurguladım. Ben çok önemsediğim için bağışıklık, her bedenin bir bağışıklık sistemi vardır. Bu kimi zaman zayıflar, kimi zaman güçlenir. O aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz beden, yiyecek, içeceklerle bu bedeni bir kurumsal yapı, bir organizasyon, bir siyasi parti olarak da düşünebilirsiniz. O da bir bedendir. Onun da bir bağışıklık sistemi vardır. Doğru. Doğru. O da beslendiği bilgi, veri, kaynakla ve dışarıya aktardığı bilgi, veri ve kaynakla güçlendirir kendisini veya zayıflar. O bedenin bağışıklığının oluşması zaman alır. Herkes için geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti. Milli mücadeleden gelerek örgütlenmiş, organize olmuş. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri'nin o mücadelede bir araya gel, bütün müdafaa hukuk cemiyetlerinin bir araya gelmesiyle Cumhuriyet Halk Fırkası sonrasında, milli mücadele sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi bir parti adıyla ve çok partili süreci de önünü açan demokrasiyi, aynı zamanda Türkiye'ye mutlak demokrasiyi, bugünkü anlamdaki demokrasiyi, demokrasi Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var olan bir değerdir bizim için ama çok partili sisteme diyelim getiren ve bağışıklığı son derece güçlü bir siyasi parti. Yani kolay kolay yıkamazsınız bu parti. Yıkılmadı bugüne kadar, bundan sonra da yıkılmayacak. Ama eğer belli bölgelerde, yerelde bağışıklık derken şunu kastediyorum, bağışıklık aynı zamanda ranta, çevrenin, doğanın talanına karşı da bir bağışıklıktır. Cumhuriyet Halk Partisi buna gerçekten ciddi bağışıklığı olan bir partidir. Buna asla izin vermemiştir. Buna yönelenler oldu, bu da dışlamıştır kendisi içinde. Şimdi ben Türkiye genelinde, özellikle İzmir'de kadın adaylarımızın olması sevindirici, mutluluk verici tabii ki. Yani biz kadın erkek eşitliği toplumda, cinsiyet eşitliği derken kadının da toplumsal yaşamda, sosyal yaşamda, yaşamın her alanında erkek eşit,
erkek egemen değil. İzmir eşit tartışmaz egemen ki hocam. Evet evet. Kadın yani, olsun başının üstünde, genç olsun başının üstünde. İşte yerelin kabul ettiği, kadın da olur, erkek de olur. Yani biz maalesef bu ülkede eskiden kimin Kürt, kimin Türk gibi şey Alevi, bilmezdik, sormazdık. Yani. Arkadaşlarım asla. Ben 80'den sonra başladı bu. Ya benim çocukluktan arkadaşım, bakıyorum meğersem Alevi'ymiş. Ya ne güzel diyorum ya kim. Ama hiç konuşmazdık. Hocam, ya ben benim kaldım. En yakın arkadaşım Kürt ama niye Kürt müsün değil misin bilmezdim. Hocam bilmez. Ben bunlar... yurtta yaşadım. İnanın yurttaki arkadaşlarımın ne etnik ne mezhebini sormadığım gibi hala da görüştüğüm halde bilmiyorum. Hiç de önemli. Ben, benim için yani. Hala hiç önemi yok. Önemi var. Herkesin kimliği onurudur. Onu onurla taşır. Etnik kimliği, elbette. İnanç kimliği, mezhep vesaire, dünyaya bakışın. İnanmayabilir. O onur, o kendi onurudur. Yani onu ama bakışımız buna göre ayrışmayı gerektirmemelidir. Bilmezdik ama bugün işte etnik kimlikte, mezhep kimliğinde, inanç kimliğinde insanların ayrıştığını görüyoruz. Aynı şekilde kadın erkek, yani benim annemin, teyzelerimin, Cumhuriyet'in kuruluşuyla yetişmiş, bugünlere gelmiş, Allah uzun ömür versin anneme. Hepsine. Bütün kadınlarımıza, hepsine, bütün yurttaşlarımıza tabii ki. Ama yani o eşitlik bizim doğamızda vardı. Şimdi o da zorlamayla bir eşitlik oluşturmaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'nin geldiği süreç. Ben şu bağışıklık sistemiyle sözüm bitireceğim. Genç adaylarımız sevindirici. Biz hep gençlerimiz sadece afiş asmak, işte duvarlara, işte direklere çıkıp bayrakları bağlamak değil onların görevi. Onlar partimizin temel bütün ideolojisini, bütün geçmişten bugüne olan partinin belleğini mutlaka ve aynı zamanda bir takım siyasi becerileri, konuşma becerisi, kabiliyeti vesaire, toplumla, insanla, halkla ilişkiler, iletişim gibi konularda kendilerini geliştirmeleri. Ben hep onu söylüyorum. Üniversitede de derslerinde, öğrenciler ilk dersinde çocuklar kendinizi gerçekleştirmek için şunları şunları yapın. Bakın burada ben size bunu anlatıyorum. Öğrenirseniz, o sizin bileceğiniz iş. Öğrenmek isterseniz öğrenirsiniz ama kendinizi çok yönlü eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, burası üniversite ise bu özgürlüğü size veriyor. Bunu yapın derim. Gençlerimizi de biz böyle görmek isteriz. Partimizin gençleri, geleceğimiz, pırıl pırıl parlayan yıldızlarımız. Ama onlara görev verelim, yetki verelim, sorumluluk verelim. Verildi mi? Verildi. 9 gencimiz şu anda gerçekten hepsi dinamik. Ama bir de şu bağışıklığı düşünmek lazım. Ranta, yolsuzluğa, soyguna, talana eğer ki tecrübeleri yoksa bu konuda geçmişten gelen bir o bir tecrübe gerektiriyor. Görebilmek, hissedebilmek, öngörebilmek. Öngörebilmek. Onlarla bizim, ben dahil, onların yanında, onların koluna girmek, onların omuz omuza onların yanında olmak ve o bağışıklığı güçlü tutmamız gerekiyor. Buna çok hassasiyetle dikkat etmemiz gerekiyor. Benim en büyük endişem biraz bu konuda. Bunu da sevgili genel başkanımıza da ilettim. Bu parti bu seçimlerde de dileğimiz tabii gerçekçi olmak istiyorum. Sevgili Özgür Özel dün bir anket sonuçları işte 24 kesin dedi. 30 tabii ki alacağız. 30'unu da alacağız. Onun mücadelesini vereceğiz. Onun için yollara çıktık. İşte bir il danışma kurulunda düşüncelerimizi geçen gün paylaştık. Toplantılarımıza devam ediyoruz. Bir akil bir grup gibi partimizde bu seçim sürecinde katkı koymaya çalışıyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Dileyim, kesinlikle başarıdır. Belediye başkanlığı yaptığınız Bornova'da da çok genç bir arkadaşımız. Ben onu da aldım burada. Gayet iyi tanıyorum. Sizin de çalıştı. Sizinle beraber çalıştı. Tabii beraber çalıştı. Beraber çalıştı. Benimle birlikte onun benim yanımda olmasını, belediyeye hatta gençleri gelsen bir şey yap, hani bir örgütle, gençlerle ilgilen diyerek ona öyle bir görev de verdim. Bir danışman
mahiyetinde bir görevde. Sağ olsun. O dönemde... Onun da en büyük düşü, ben sizin yaptığınız bir çalışmayı aklıma getirmiştim Bornova'da. Gençlik Merkezi. Gençlik Merkezi. Evet. Döne döne onu anlattı. Döne döne onu anlattı evet, geldiğinde. Evet. Bakalım yaşayıp göreceğiz sonuçta. Ama genç bir arkadaşımızdan gençlerin hele hele İzmir gibi, Bornova gibi, üniversitenin, üniversite şehri Bornova gibi bir yerde gençlerimizin derse girip çıkmada bir sorun yok belki, ama ders dışındaki saatlerinde onların hem sağlıklı gelişimleri, beslenme, barınma gibi sorunlarının çözülmesi, hem de onların zihinsel gelişimlerine katkı koymak tabii ki belediye başkanının temel görevi. Ben Ömer kardeşimizin de bu konuda son derece başarılı işler yapacağını düşünüyorum. Bayraklı'daki genç kardeşimiz de, o da gençliğinden gelen bir heyecan ve enerjiyle bunu... Vallahi ben Bayraklı'daki için, genç kardeşimizi... Hepsi için bunu arzu ediyoruz, cesur biliyoruz. Olması yolunda. Selam vermeyi öğren. Ben de Bayraklılıyım. Bir deprem yaşadık. Yani belki aklımız biraz uçtu ama evet. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Kadınlar, erkekler ve inşallah çevrelerini de gerçekten güzel donatırlar. Evet, ve evet. Önümüze bakarlar. Hocam, onu kollamak şimdi, da bize düşüyor. Onu evet, dün bir patlattınız bir mesaj. Arkasından şimdi şöyle girmek istiyorum. Sözü, çünkü işin teknik boyutu. Ben örnek veriyorum. Şimdi ne alakası var siz demezsiniz. Örneğin Karaburun'da inanılmaz dağ taş rüzgar türbini döndü. Evet. Ben 2011 yılından itibaren burada bir hata var, burada bir hata var deyip söylüyordum. Gelinen noktada yani ticaretin zaman zaman siyasetle de kol kola verdiğini üzülerek gördük. Efem Çukuru'ndaki altın madeninin mesela Çamlı Barajı'nın oluşmasına nasıl engel olduğunu da gördük. Bergama'da Allah rahmet eylesin hop dediksimiz vardı. Ya, Oktay Konyar ve Sefa Taşkın Başkan'ın nasıl uğraştığını gördük, konuştuk. Sizler uyardınız ama bir baktık ki olan oldu, felaketi yaşadık. Evet. Ama sizin gönderme yaptığınız farklı bir nokta, chat gerçeği. Evet. Yani bir şey sormak istiyorum. Bu chat olayını kim çıkardı? Niye uygulanmıyor? Doğru dürüst. Evet, evet. Yani chat kaçınılmaz. Tabii ki biraz da Türkiye'nin uluslararası platformlarda, ortamlarda itibarı için de önemli bir husus. Hı hı. Avrupa Birliği sürecindeki müktesebata uyumla ilgili aynı zamanda bir mesele ve chat'le ilgili bir yönetmelik. Ve tabii ki yani biraz da hani biraz da diyorum kendi topraklarımıza sahip çıkmak, kendi doğal varlıklarımıza hep kaynak denir. Kaynaktan da pek hoşlanmam, haz etmem. Kaynak çünkü sömürülmesi gereken bir meta olarak değerlendiririm. Onun için doğal varlıklarımız, toprağımız, suyumuz, havamız, yeraltı, yerüstü bütün doğal varlıklarımız, toprağımız, taşımız öyle diyelim. Dolayısıyla bunun talan edilmesini önlemek, bunun korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik adına taşınması için ortaya konmuş chat dediğimiz şey çevresel etki değerlendirmesi. Yani bir yapılacak olan bir projenin, bir işlemin, bir üretimin, bir sanayi tesisinin, bir madencilik tesisinin veya herhangi bir organizasyonun o bölgede doğaya, havaya, suya, çevreye, insana, konut ve yerleşim alanlarına olumlu, olumsuz etkilerinin değerlendirilme suretiyle izin verilip verilmemesi meselesi. Bununla ilgili bir gerçekten ama yönetmelik var. Var ama yönetmeliği. Bunun uygulanmasında işte sorun orada. Değil mi? Maalesef. Yani sizin ben dün bir istatistik yayınladım. İstatistik Türkiye çapı mı? İzmir Türkiye, değil, Türkiye. Değil mi? Türkiye yani. Yani ki Ocak 2002'den Şubat 2024'e kadar. Altında kaynağını yazdım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Web sayfasından aldım ben bu rakamları. Yani Çevre Bakanlığı'nın, kısaca diyelim Çevre Bakanlığı'nın web sayfasından aldım istatistiği. Hemen size bana mesela şeyi çıkarıyorum. Chat başvurusunu kim yapıyor?
Firma yapıyor. O işi yapacak olan şirket yapıyor. Yaptığı chat başvurusu, bakanlığa yaptığı chat başvurusu bir özel bu işi yapacak bir şirket üzerinden, ki o özel akademik bilimsel bir kurul ile, daha doğrusu onların yaptığı bir çalışma sonucunda bir rapor oluşturuyor. Bakanlık da onu değerlendiriyor. ÇED verdiği kararlar ya ÇED olumlu diyor. Yani ÇED açısından, çevresel etki değerlendirme açısından herhangi bir sakıncası yoktur diyor, çevreye etkisi açısından. Veya olumsuz diyor. Veya hatta bakıyor baştan başvuruya, ÇED gerekli değildir diyor. Hiç ÇED ile ilgili bir çalışma yapmanıza gerek yok diyor. ÇED gerekli değildir diyebiliyor. ÇED gerekli derse ÇED yapılıyor. ÇED'in sonucuna göre olumlu olumsuz deniyor. ÇED'in sürecinde bir de halkın katılım toplantısı var. HKT dediğimiz. Onlar da olması gerekiyor. Yani halk ne diyor? O yöre insanları halk bölgede, kabul etmediğinde ÇED olumsuz mu oluyor? Normalde yani olumsuz olması gerekir. Halkın katılım toplantısı veya şimdi bunu ben ya yani sevgili Hasan Tahsin, inanamıyorum. Yani ben bu ülkede halen bakanlık düzeyinde ve bakanlık nezdinde görev yapan bazı bürokratların halen daha bu talancı, bu doğayı, çevreyi yok etmekten başka bir şeyi olmayan, sırf para kazanma hırsıyla doğayı ve bütün doğal varlıklarımızı sömürme derdinde olan bu özellikle çok uluslu şirketler, fark etmiyor. Benim için bir maden işletmesi çevreye zarar veriyorsa, ha, yerli olmuş, yok kamulaştıralım, yok kamulaştırmayalım, yok yabancı ya gitmesin bize gel, yok böyle bir şey. Yani o bir milli değer, varlık falan filan bizim olsun, onlara gitmesin değil. Bizim olsun dediğiniz şey, o toprak da bizim. O doğa da bizim. Hocam, çevre, o ekosistem, o çevre de bizim. Sorunlarımızın geleceği. Aynen öyle. Yani şimdi 2009 yılının da çıkartılmış bir genelge var. 2009'a 7, 2009 Taksim 7 sayılı genelge. Şu anda o genelge bir bakanlık oluruyla imzalanarak uygulanan bir genelge. Bakın bu genelge ne diyor? Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanın bizzat kendisine kaç kere sordum. Plan Bütçe Komisyonu'ndaydım. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı geldiğinde, oturduğunda, son yıllarda özellikle Murat Kurum, bu soruyu özellikle kendisine soruyordum. Hiç yanıt alamadım. Hiç, sıfır. 2009'a 7 sayılı bir genelgeniz var. Bir kanun var. Çevreyi koruma. Yönetmelik var. ÇED yönetmeliği. Ve deniyor ki işte ÇED konusunda ÇED çalışması yapılır. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur. ÇED olumsuz oldu diyelim. Veya ÇED olumlu oldu. Ben de diyorum, mahkemeye gidiyorum. Bir sorumlu bir birey olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak. Çok oldu bu TÜMOP. Biz mahkemeye çok verdik. Gittik, dava açtık. İptali için. Mahkeme karar veriyor. Yürütmeyi durdurma kararı verebiliyor. Süreci, üretimin, sürecin. Veya bizim kararımıza esastan kesin karar, hüküm de verebiliyor. Tamam, bu işletme yapılamaz diyor. Bizi haklı buluyor. Yönerge ne yapıyor biliyor musun sevgili Hasan Tahsin? Yönerge ÇED ile ilgili bir idari mahkeme kararı sonucunda yürütmeyi durdurma kararı veya mahkeme kesin hüküm olsa bile diyor, ilgili firma olumsuz görülen mahkeme kararıyla olumsuz görülen hususları gidererek yeniden başvurabilir ve İDK toplantısı, inceleme değerlendirme komitesi toplanılarak yeniden değerlendirilir diyor. Genelgeyle. Yani bu ülkede hukukun hayır yapamazsın dediği bir projeyi bakanlık bir olurla sen onu yeniden dön dolaş arkadan getir bana, ben yine veririm diyor. Hukuk. Hep böyle verildi. Bak, mahkeme kararının reddettiği projeler İDK'ya geldi. Biz bir gün bu FM Çukuru'yla ilgili sevgili Ali Osman Karababa, ben birkaç arkadaş bu Ege Çep'ten, ben milletvekiliyim. Ya bakın, milletvekiliyim ve İDK'ya gittik ve bize milletvekili olduğum halde ben burada bu görüşmelerin içerisinde katılmak istiyorum dedim. İlk başta görüşlerinizi bildirin falan sayın vekilim falan filan dediler.
Sonra işte şimdi biz kendi aramızda görüşmek zorundayız. Lütfen bu kurul dışı, komite dışındaki arkadaşlarımız salonu terk etsin diye bizi salon dışına aldılar. Haber oldu bu hatta. Ben ne için böyle? Ben milleti adına buradayım. Milletin hakkını korumak için buradayım. Ama milletin hakkını korumak isteyen bir milletvekili nasıl dışarı çıkartılır diye haber de oldu o dönem. Şimdi maalesef bu 2009'a 7 sayılı genelge ve bu İDK yine kamuda yukarıdan bir talimat geldi mi o kamu çalışanları hepsi olumlu görüşleriyle geliyorlar zaten. Yani bir görüşme falan yok. İDK dediğiniz şey de yeniden olumlu vermenin komitesi haline gelmiş durumda. Bak 100.710 başvuru yapılmış ÇED'e yönelik. 2002'den bu yana yani AKP iktidarı döneminde 100.710 ÇED başvurusu var. ÇED olumsuz kararı verilen proje sayısı toplam 34. 100.710 ÇED başvurusunda ÇED olumsuz kararı 34. Evet. ÇED gerekli değildir. 35.071 projeye ÇED'e gerek yok ya. Ne gerek var? ÇED'e yapabilirsin. Yani biz ÇED yapmamıza gerek yok denmiş. Bu petrol, doğalgaz, 3. ve 4. grup madenler, altın ve gümüş madeni, bugün 2-3 gün önce yaşadığımız o katliam niteliğindeki facianın çöpler, altın madeni, şeydeki, İliç'teki, İliç. Erzincan İliç'teki bir altın madenidir orası. Tabii altın madeni olduğunu düşünüyoruz ama başka şimdi başka soru işaretleri var. Orada başka bir devletin denetiminden kaçırılan başka bir üretim mi yapılıyor acaba diye. Vallahi, çok ciddi endişeler var. Onu da İzmir'le ilgili size ki burada uranyum vesaire gibi başka bir takım hocam, şeylerde İzmir'de de iddialar var. Da var. Bunu İzmir'de da de var o. Evet evet. Şu aralar İzmir'de de var. FM Çokur'undaki olayın görünüş arkası olduğunu söyleyenler var. Tabii bilemem ben. Şimdi çünkü, o iddia olarak ben de söylüyorum. Bu maden, altın madenlerini de içine alan bu grubun başvuru sayısı 7.415 başvuru olmuş. Bu grupla ilgili madencilik faaliyeti, çoğunlukla petrol, doğalgaz ve madenler var burada. 7.415 ÇED başvurusundan sadece 7'sine ÇED olumsuz kararı verilmiş ya. Bakın petrol, doğalgaz, maden, bütün madencilik olumlu 338 ama ÇED gerekli değildir 2098. Yani ÇED yapmana bile gerek yok diyorlar. Yani. Kararını kim veriyor? Yine bakanlık veriyor ona. Bakanlık da ben İzmir'de ben yanlış mı hatırlıyorum? Bazı konularda vali de yetki kullanıyor mu? Gereksizdir ÇED falan diyebilir. Valilik dediğiniz çevre şehircilik il müdürlüğü ve şey yani o valilik nezdinde olduğu o için. Vali, yani. Anladım. Şimdi ÇED süreci başlayan 3241. İDK kararı, halkın katılımı 678 sadece halkın katılımı toplantısına yönelik bir karar alınmış. Şimdi bu İliç'teki maden bir siyanürlü altın, hı hı, madenciliği. Zaten siyanürsüz altın madenciliği dünyada hemen hemen hiç yok. Bir civayla yapılan bir çok maliyetli, o da Afrika ülkelerinde onu, bazı çok ilkel şey bazı yöntemler var. Bir siyanür, siyanür dediğiniz madde, çözücü bir madde, yani toprağın içindeki ağır metalleri çözüyor, serbest hale getiriyor. Onun içerisinden altını ayrıştırıyorlar, geri kalanını atıyorlar. Siyanürle yapılan yöntem bu. Nasıl atıyorlar? İşte atıyorlar. Atıyorlar. İşte sözüm ona, atık barajı var, oraya atıyorlar. Oradan sızdırmaz bir baraj falan filan. Bu İliç'teki maden ki bizim FM Çukuru da öyle İzmir şeyin deprem kuşağının şey faydanın tam ortasında yani İzmir'de bastığınız yer deprem fay hattı. Bergama'da öyle değil miydi hocam? Bergama'da öyle aynı şekilde. Şimdi iki tipi var bunun. Bir tank tipi liç yöntemi var. Tankların büyük tankların içerisinde liç yapılıyor. Yani liç dediğimiz bir reaksiyon. Siyanür liçi filan diyorlardı. Böyle. Siyanürle siyanür çözeltisiyle bu toprak bir araya getirilerek bir çözelti halinde şey reaksiyona sokuluyor ve içindeki ağır metal zenginleştirilerek alınıyor. Onun içerisinden altın ve diğer özellikle altın ve gümüş ayrıştırılıyor. Ekonomik değeri olan diğerleri de serbest halde gidip atık barajına atılıyor. Şimdi burada
çok önemli birkaç husus var. Bir tanesi, bir kere sondaj için bütün doğayı katlediyorlar. Sondaj. Ki yüzlerce sondaj ruhsatı veriliyor. İkincisi, maden işletmesine karar verildiği takdirde toprak üzerindeki bütün bitki dokusu sıyrılıp atılıyor. Ağaç, mağaç, ağaç. Tamamı gidiyor. Ne varsa, evet. Üçüncüsü, üzerindeki toprak tabakası sıyrılıyor. Ana kaya çıplak hale, açık hale getiriliyor. Ana kaya patlatılarak kaya parçaları öğütülüyor, kırılıyor, öğütülüyor vesaire. Un haline geliyor. Sonra o un haline gelen malzeme, tabii zenginleştirme var burada, rezerv. Un haline gelen malzeme siyanürle reaksiyona sokulup içinden altın madeni ayrıştırılıyor. Altın elementi. Sonra da geri kalan bütün ne varsa atık diye atılıyor. Şimdi o kadar vahşice bir iş ki bu. Yani bu yapılan işin hep siyanür işte efendim zehirleniyor falan, suyumuz zehirlenecek, siyanürlenecek falan. Evet, siyanür ciddi bir madde. Özellikle taşınması, getirilmesi, götürülmesinde çok riskli ve doğanın yok olmasına neden olabilecek bir madde. Ama reaksiyon sonrası onun kadar, ondan daha fazlası o sürecin, prosesin sonrasında ağır metallerin oransal olarak ve artık büyük bir risk altında serbest hale gelip doğayı katletmesi. Suyumuza karışması. Mesela o ağır metaller, içinde arsenik var, kurşun var, molibden var, bütün ağır metaller orada. Bunların suya karışması ve şimdi Fırat'a doğru gidiyor yani o şey. Yığın, hayalana uğrayan yığın içi. İkinci bir yöntem, tank linçi değil, yığın içi, ki ilişte yapılan yığın içi. Yığın haline getiriliyor. Üstünden o siyanürlü çözelti veriliyor yığına. O çözelti aynen toprakta sulama yaptınız diyelim toprağa. Su ne olur? Toprağın içindeki nitrojendi, işte azottu, işte bazı fosfor, potasyum, bazı elementleri, iz elementleri bünyesine alır su. Aşağı indikçe tuzlaşma deriz ona. O toprağın tuzunu üzerine alır ve yeraltı suyuna indirir. Dolayısıyla yeraltı suyunda azot kirliliği oluşabilir mesela. Çok aşırı gübre uygulanan topraklarda. Yani burada da siyanür liçiyle yapılan işlem, siyanür o yığın liçinin üzerinden gelen siyanür üzerine ağır metalleri alıyor, zenginleşiyor. O da altta geçirimsiz bir tabaka diyorlar. Alttan işte bir şekilde onu alıp onun içerisinden altını ayrıştırıyor. Hocam, bu yığın ne? Bu o bizim videolarda heyelana uğrayan bir yığın liçi. Onu şirketin kendisi açıklama yaptı. Yığın liçi yapılan toprağın heyelana uğraması. Yani o yığın Siyanürle hemhal edilmiş yığının şeyi o, heyelanı. Çok büyük bir felaket sevgili Hasan. Yani diyorlar ki, işte şirket diyor ki, atık barajında bir şey yok. Evet, atık barajında herhangi bir kayma veya bir şey yok. Konu atık barajı, atık değil barajının ama altında sızma olabilir, o ayrı. O vardır mutlaka, onda hiç şüphem yok. Ama atık barajımızda bir şey yok. Hani atık barajı esas orada deniyor ama yığın içinde sen siyanürlü solüsyonla o yığını reaksiyona sokuyorsun. Tatlı içi değil de yığın içi yapıldığı için orada. Bizim Efendim Çukuru da biraz öyle. Efendim Çukuru'nda da çok büyük bir tehlike. Belediye başkanı iken bir ara gündeme gelmişti. Yani Aziz Başkan da çok uğraşmıştı bir süre onunla. Bu güzel bahçenin üstünde Çamlı Barajı olayı bir türlü onay alınmamıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bir şeyler olmuştu. Sonra bu altın şirketinin, bu Efendim Çukuru'ndaki şirketin engellediği, hatta çok hikayeler çıkmıştı o dönemde. Şimdi Efendim Çukuru'nda liç yapıl, o Bergama'ya gidiyor ovacıya, ama Efendim Çukuru'nda zenginleştirme var. Oradan alınan, işte sözüm ona, Ovacık Madeni'ne gidiyor. Orada liç yöntemiyle şey yapılıyor, ama Efendim Çukuru o zenginleştirme falan bile büyük risk. Bakın, orada Çamlı Barajı var. Çamlı Barajı aslında devlet su işlerinin bir türlü kamu yatırım programını almadığı, sürekli ötelediği bir baraj.
İzmir'in içme suyu var. Özellikle Yarımada'nın, Çeşme, Urla ve o bölgenin içme suyu sorununu çözmeye ve de Narlıdere, Güzelbahçe ve o bölgedeki artan nüfusun içme suyu karşılamaya yönelik önemli bir baraj projesiydi. Yapılmadı. Balçova'dan daha büyük. Onun yerine geldiler işte İzmir Çeşme Turizm Projesi diye 100 bin kişi falan filan. Su nerede diye ben bakana sorduğumda işte onu da deniz suyunu arıtacağız falan filan demişti. Böyle komik komik şeyler. Çamlı Barajı ilişkilendirebilir miyiz? İmkan mıdır? Var Çamlı mıdır Barajı sonra altın madeni. Şeyde vardı, programda vardı. Proje bir türlü şey yapılmıyordu, yatırım programına alınmıyordu ama programında vardı DSE'nin. Sonra bu Efem Çukuru'daki altın madeni meselesi ortaya çıkınca DSE'yi programından da çıkardı. Ben yapmayacağım, böyle bir benim artık böyle bir projem yok dedi. Büyükşehir Belediyesi ona müdahil oldu o dönemde. O biz yaparız, biz yapacağız falan dendi. O da olmadı aslında. Ona yaramadılar galiba. Olmadı. Neden olmadığı bilmiyorum. Yani o Aziz Bey'in döneminde, sevgili Tunç'un döneminde de bir türlü orada o yani Aziz Bey'in döneminden bugüne değişen de bir şey olmadı aslında Çamlı'yla ilgili, barajla ilgili. Efem Çukuru Madeni İzmir'in tepesinde, Çatalkaya'nın orada Gödence ve o inanılmaz doğal zenginlikleriyle o da yani çok üzümüyle, hocam. Doğal şirketle çok uluslu mu? Tabii tabii. O da peki bir şey soracağım size. Yani gerçekten İzmir kamuoyu da, Türkiye kamuoyu da madenlerle ilgili gerçekten ben bir şey ama merak ediyorum. Bunun Türkiye ekonomisine katkısı ne? Yani zeytinden daha mı fazla? Üzümden, kara üzümden. Ya İngiltere kraliçesi bizim kara üzümle besleniyordu. Şimdi anladığım kadarıyla o da tehlike altında. Şimdi tabii tabii oranın Alfons dediğimiz, Enfes dedikleri üzüm çeşidi böyle çok iri dana gözü gibi inanılmaz. Şaraplığı Bornova misketten alıyorlardı. Yemeği de Efem Çukuru'ndan. Yani Efem Çukuru'ndan Gödence'den. Şeyi, yani orada ne yapılıyor, ne ediliyor bilmiyorum. Ekonomik karşılığını da bilmiyorum. Kavacık. Mesela rüzgar tribünü için dünya kadar zeytin ağacı katledildi. Ama insanların elektrik paraları aynı. Evet, evet. Maalesef. Ya da benim ülkemde altın madeni varsa niye altının fiyatları bu kadar tepede? Yani ben Türkiye, çok saçma altın, gelebilir Türkiye size ama. Türkiye tonlarca altın ithal eden bir ülke. Değil mi? Kendi ülkesinde üretilen altın da tamamı yani %90'ı fazlası 95'i yurt dışına peki giden. Peki bir şey soracağım. Hatırlarsınız. Şeyde Bergama'da ilk olduğunda o şirket, o ilk şirket ama son FETÖ'cü şirket değil, ilk şirket. İşte biz dedi buralarda dedi hatta grafikler falan yapmıştı. Şöyle orman olacak, böyle yemyeşil olacak. Hatta salatalıklar bir şeyler yetiştirip millete gönderiyorlardı. Evet, evet. Sevdikleri gazetecilere gönderiyorlardı. Gerçekten altın madeni çevresinde daha sonra doğa uyanır mı? Yani böyle bir yol var mı? Şimdi sizin söylediğiniz beni ürküttü. Yani açık havada toprak yığınına siz siyanürlü bir şey veriyorsunuz. Evet. İşte ilişte yapılan bu. Yığınlı içiyle yapılan bir siyanürlü altın madenci. Tamam. Ve o yıkılan, heyelana uğrayan da o yığın altına geçmiyor mu bu? Yığınlı içinin kendisi. Hocam mesela yağmur yağdığında o yığına... O yığın liçi yapılan alanın altına önce bir işte geçirimsiz bir tabaka, onun üstüne bir geomembran tabaka, onun üstüne bir daha bir geçirimsiz tabaka falan. Yani o yığın liçinin altına toprağa sızmasını önleyecek sözde önleyecek bir şey uygulanıyor. Doğrudur, yanlıştır peki, ama oradan... Yığından altına alınca geride kalan... O bütün böyle özel bir mekanizm, sistem o. Tamam. Borularla hem siyanürün uygulandığı hem de alttan onun alındığı. Oradan bir şeye hemen yanında havuzlar var. O havuzlara zenginleşmiş metal elementler geliyor. O havuzlardan sonra ayrıştırılarak içinden altın ayrıştırılıyor falan. O yığın artık siyanürle hemhal olmuş ve siyanürün iyice üzerine ağır metali alıp boşalttığı içinde ama halen eserleri olan siyanürün ağır metalleri tam %100'ünü almıyorsun sonuçta. Tamam. O yığının şu anda işte şeyi heyelan sonucu
O toprağı görüyorsun değil mi? Su gibi böyle. Ağaç şey. Yetişir mi? Hı? O toprakta ağaç yetişir mi? Yetişir mi canım? Mümkün mü canım orada toprak? İşte ben işte bunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi, o yayıldı şu anda o. Şimdi o göstermelik sevgili. Abi, Bergama'da salatalık bile yetiştirmişler. Bu şirketler bu sözleri veriyorlar. Zaten ÇED'in olmazsa olmazlarından bir tanesi proje bitiminde rehabilitasyon olmasının gerekliliği. ÇED'de şart koşuluyor. Şirket bunun taahhüdünü veriyor. Hatta bir teminat da bununla ilgili veriyor devlete. Ama o rehabilitasyon maliyeti o kadar yüksek ki şirketler işi bittiğinde artık o bölgeyi talan edip tarumar ettiğinde, yaşanmaz hale geldiğinde o şirketler oradaki ne insanı düşünür, ne doğayı düşünür, ne toprağı, ne suyu, ne havayı, ne senin ülkeni, ne senin insanını, pırasını toprağa çeker gider. Ne oluyor biliyor musun? İflas ettim diyor. Yapamayacağım bunu diyor. Zaten küçültüyor. Alacağını alıyor ama. Sonra iflas ettim diyor. Başka bir özel Türk şirketi onu üzerine alıyor. O da fason şey bir şirket, taşeron bir şirket. Onun üzerinden olay bitiyor. Ne oldu rehabilitasyon? Ortada rehabilitasyon. Bergama ne oldu acaba? Bergama'da şu anda işte en son Koza almıştı orayı. İşte Koza onları, bu 15 Temmuz'dan sonra devlet el koydu TMSF'ye. Devletin ne oldu orası? Orası bilmiyorum şu anki durumunu ama devletin orası. Koza'dan devlet aldı orayı, TMSF üzerindeydi. Ondan sonra bir satış oldu mu onu bilmiyorum. Yani peki hocam, desem yalan olur. Yavaş yavaş toparlayacağız da size gelen benim de sormak istediğim bir şey var. Ama FM Çukuru'nda bir şekilde niç yöntemi olmasa bile FM Çukuru İzmir'in tepesinde yapılan işlem ve süreç açığa çıkan ağır metallerin ve kirliliğin Türkiye'nin tepesinde, İzmir'in tepesinde büyük bir bela olarak durdu. Hocam o yakında gerçeği. Balçova Barajı var. O yakında Çamlı Barajı yapılsaydı ama baraj koru neden yapılmadı biliyor musun? İşte esas onu söylemiyorduk. Baraj koruma şey alanı içerisinde kalacağı için maden işletmesi bu sefer ona izin verilmeyecekti. Çünkü bu baraj koruma mutlak koruma alanı içerisinde yani baraj ihtiyacımız olan baraj yerine elin çok uluslu şirketinin para kazanması için altın madeni daha muteber hale geldi. Belki de yapılan yasal düzenlemelerle Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin tamamını bypass etmesi de buna bağlı. Tabii. Yani ben çünkü ya bu ülkede vatandaş soruyor, belediyelere hiç görev düşmüyor mu diyor. Şimdi bir de belediye başkanlığı yapınca sizin sorumluluk daha da yükseliyor. Yok. Bu konuda bir kere maden işletme ruhsatını Sanayi Bakanlığı veriyor. Enerji Bakanlığı veriyor. Maden işletme ruhsatını. ÇED olur kararını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor. Şimdi geçen de Sayın Murat Kurum o dönemin önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum bu ÇED olurunu vermiş olan bakan, en son kapasite artışıyla ilgili ÇED olurunu vermiş olan Sayın Bakan, biz ruhsat vermedik, bizim işimiz değil o, biz o ÇED olur rapor şeyini kararını verdik falan diyor. Şimdi kendisini sözüm ona, ya ÇED olur kararını vermeseydi ruhsat alabilecek miydi orası? Alamayacaktı. Sen ÇED olur kararını vermekte doğru bir iş mi yaptın? Görünen doğru bir iş olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Sorumluluk nerede? Sende. Aslında orada bir başka bakana, bir de kendi bakanına topu hocam, atıyor. Hocam biz Murat Kurum'u Bayraklı depreminde gördük. Sürekli yersen muhabbeti var orada. Sayın Murat Kurum'un bakanlık döneminde komisyondaki çalışmalarımızda kendisine bize geliyordu şöyle kapkalın bir bakanlık Şehircilik Bakanlığı, en son Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı faaliyet raporu. İnanmayacaksın. Her yıl özellikle bakıyordum. Bunun ne kadarı? Hani bakanlığın adı Çevre ve Şehircilik. Çünkü Şehircilik de bu bakanlığın uhdesinde, sorumluluğunda, çevrede. Acaba bu faaliyet raporunun ne kadarı çevreyle ilgili konular, ne kadarı şehircilikle, betonlaşmayla, imarla ilgili konular diye baktım. Özellikle TOKİ MOKİ bu şeyler.
şu raporun, belki 500 sayfalık raporun 20 sayfasını geçmiyor çevreyle ilgili konusu. Ne? Bakanlığın faaliyeti. Ne var çoğunluğu? Betonlaşma. Hocam, Türkiye projeleri iyi yapılan. Hocam ben o bakanlığa isim taktım. Kentsel dönüşüm projeleri, şeyler falan efendim. Az çevre çok beton bakanlığı diyordum. Dünyanın küfrü. Az çevre falan. Değil. Yok çevre. Yok çok çevre. Çok beton. Hocam biz sizinle çok sık görüşelim. Sizin ders programınızın dışında ben mesela uzun zamandır gündeme girmeyen gıda güvenliği var. Evet, yani evet. Bu GDO, MDO şeyleri var. Bu özellikle deprem, örneğin bir şey öğrendim. Deprem bölgelerine gelen yardım malzemelerindeki gıda sağlığı bile tartışmalı noktadaymış. Bugün. Maalesef. Evet, evet, evet. Son bir mesajınız varsa alayım, noktayı koyalım. Valla dediğim gibi yani... Bir yandan belediye seçimleri, bir yandan çevre felaketi, bu işin su krizi, iklim krizi, bunlar da aslında... Hepsi bir bütün aslında. Bütün, hepsi mi? Bir ekosistemin bir parçası. Hepsi bir ekokırım aslında. Yani ekolojik yıkım. Sorun orada. Kanunlar, yönetmelikler, yasalar, mevzuat hiçbir anlamı yok. Eğer ki onları uygulayanlar onların gereğini sorumluluk duygusuyla ve tarafsız bir anlayışla ve kimsenin de baskısı veya yasal olmayan ilişkileri üzerinden uygulamasınlar. Yeter ki bunu yapmasınlar. Yani ÇED yönetmeliği çıkarken güzel bir yönetmelik değil. Aynı biyogüvenlik kanunu çıktı. Tamam dedik yani. Belki bu GDO'ya bir düzen gelecek. Tam tersine biyogüvenlik kanunu çıktı. GDO'nun yasal olarak izin verilmesinin imkanı sundu. Bu sefer yasası olduğu için de karşı çıkamıyorsun. Bir şey diyemiyorsun. Ve vatandaşı uyaranlara da vatan... O da kadük hale yani. Geldi. O biyogüvenlik kanunu da oradaki biyogüvenlik kurulunu da kaldırdılar. Cumhurbaşkanı yetkili oldu. İstediği kişileri biyogüvenlik kuruluna atama yaparak. Reis Cumhur her konuda yetkili. Yani şimdi, bunu kabul etmek lazım. Öyle olunca tabii yasaların yani bu ülkede Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum diyen bir Yargıtay İçime dairesi. İçime sinmiyor. İçime sinmiyor. Danıştay'ın aldığı kararı işte itiraz eden. Yani yargının, bırakın kanunları, kanunları uygulayan yargı organlarının verdiği kararlar bile artık toplum nezdinde itibarsızlaşmaya başlayınca bu ülkede her şey beklenir. İşte çok uluslu şirketi de yani bütün bakanlıkların tepesinde rant çevreleri ve talan çevreleri kamp kurmuş. Artık yapabildikleri her şeyi yapıyorlar. Ama herkes memnun galiba hocam. Evet. Herkes memnun. Yani galiba bu yani. Madenin de içerisinde bizim TÜBOP giremedi madene. TÜBOP meslek odaları, tabip odası, oranın sağlık çalışanların sağlığı için Barolar Birliği hukuki haklar için mesleki mühendislik mimarlık alanındaki işte maden mühendisliğinden jeoloji, jeofizik, kimya ne, hocam giremediler. Depremde kim girdi biliyor musunuz? Emin Hanım'ı almadılar toplantıya, düşünebiliyor musunuz? Evet, evet. Kadın İhtisas Odası Başkanı İzmir'in İhtisas Odalarını, deprem çalışmalarını almadılar yani. Evet. Ama biz yine de ne diyoruz? İşte bunun için kızmamız da bu yüzden, eleştirmemiz de bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiyi daha fazla yaşam biçimi olarak bellemesi ve belletmesi gerekiyor. Ne dersiniz hocam? Evet, evet. Ama kim girdi şeye, madene, çadırları kurdu? Tarikatlar girdi. Evet. Menzili girdi, o su girdi, bu su girdi, çadırlarını kurdu. Onlara izin var, aklın ve bilimin en temel kurumları olan mühendis, mimar, hekim, avukat, onların girmelerine izin verilmedi maalesef. Hocam Maraş'taki TOKİ konu şey Batman'daki TOKİ konutlarının da bir kısmını menzil şeyhlerine vermişler. Ben bir şey diyemiyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun sevgiler. Aslında sizin de oturup bir kitap falan yazmanız lazım bu siyasi serencamı. Çok teşekkürler İnşallah, sevgili hocam. Efendim bugün Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır hocamız, gerçek hocamız konuğumuzdu. Bence çok ciddi uyarılar da yaptı. Gerçekten yani bilmiyorum, ben görmedim.
Yazan arkadaşımız varsa da baştan özür dilerim, görmedim. Ama bu İliç'teki felaketin bizim aklımıza Efem Çukuru ve Bergama olayını hatırlatması ve bu konuda masaya bazı verilerini de oturtması, o şirketin İzmirli'ye bilim huzurunda hesap vermesi, rapor vermesi zorunlu gibi ama bunu hangi vali yapacak, hangi vekil yapacak? Efendim, pazartesi gününe kadar her şey gönlünüzce geçsin. Gördüğünüz gibi ben Özgür Özel'e verdiğim sözü tuttum. Karaburun için kendisine 1,5 dakika güzel laflar ettim. Ama ondan sonrası için bir şey diyemem. Pazartesiye kadar ben bugün Balçova civarlarında olacağım. Orada görmek istediğim şeyler var. Hatta bu konu da iyi de geldi. Balçova Barajı'nın o tarafa da gidebilirsem gideceğim. Çünkü niye Balçova Barajı'na zehir kaçarım diye sorular geldi bize. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım hocam, bilmiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşçakalın.